Sayın basın mensupları, dün sabah saatlerinde Kocaeli Gebze ilçesinde gerçekleşen ve ne yazık ki 3 cana mal olan Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında yaşanan olayın viyadük faciası değil, işçi cinayeti olduğunu söyleyerek konuşmama başlamak istiyorum. Çünkü neredeyse her yerde, neredeyse tüm medyada yaşanan bu acı olay ya viyadük kazası, beton ölümü ya da iş kazası gibi tanımlarla haberleştirildi. Böyle olunca da insan algısında inşaat sektöründeki olumlu ölümlü olayların bu işin fıtratında varmış. Beton işi yapan, inşaat işi yapanlar zaten ölümle burun buruna yaşıyor gibi bir algı ortaya çıkıyor. Bu yüzden bunun iş kazası veya viyadük faciası olmadığını, aslında düpedüz işçi cinayeti olduğunun da bilinmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz. Dün akşam olayın meydana geldiği alana İstanbul Milletvekilimiz Sayın Doktor Ali Şeker ve Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Tahsin Tarhan ile birlikte gittik. İtfaiye ekipleri, AKUT, AFAD ekipleri iki cenazeyi beton kalıp altından çıkarmaya çalışıyorlardı. Bir yaralı kurtarılmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Kocaeli Gebze ilçesi Tavşancıl kesiminde Osman Gazi Köprüsü'ne yakın bir noktada meydana gelen olayı anlaşılır bir şekilde ifade etmek gerekirse aslında viyadük bağlantısında ikinci kademe beton dökülürken ilk bloğun üzerindeki yükü kaldıramaması sonucu esneyerek yerinden kopması ve beton bloğun ters dönerek üzerindeki işçilerle birlikte düşmesi sonucu bu acı olay meydana geldi. Bu olay sonucu Mehmet Sıddık Can Polat, Öztürk Yılmaz, Bayram Kılıç isimli işçilerimiz yaşamlarını kaybederken Kani Öztürk isimli işçimizi ise Allah korudu ve tedavisi hastanede şu anda devam ediyor. Burada bir kez daha hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyoruz ve şu an hastanede tedavisi devam eden işçimize de acil şifalar diliyoruz. Tekrar viyadüğün çökme olayına dönecek olursak, oradan aldığımız bilgilere göre Yeninoğlu viyadüğü yeni blok montajı sırasında ilk kat atılan C55 tipi beton sadece 3 gün kurumaya bırakılmış. Normalde 1,5-2 gün kadar kuruması için bekleniyormuş. Ancak dün gittik gördük. Son derece soğuk bir hava var. Sürekli yağmur yağıyor. Bu durumda betonun kuruma süresi olarak 3 gün demek ki az gelmiş. Tam olarak kurumayan beton üzerine yeni kat beton atılınca ilk kat atılan beton mukavemet sağlayamamış ve beton blok esneyerek üzerinde işçilerle birlikte 30 metre yükseklikten düşmüş. Yani bilime, mantığa aykırı bir şekilde bir an önce bitirilmek istenmesinden doğan, insan hayatına mal olan bir hata var ortada. İşçilerle yaptığımız görüşmeler sonucunda gece saat 3'e kadar çalıştırılıp sabah 8'de tekrar mesaiye başlatıldıklarını öğrendik. İşin hızlandırılmasına dair bir talimat olduğundan bahsettiler. Burada bu hava koşulları hesaba katılmadan bir an önce bitireceğim kaygısıyla işin bilimsel tarafı ihmal edilerek yapıldığında ne yazık ki görüyoruz ki bunun bedelini işçi dostlarımız, işçi kardeşlerimiz ödüyor. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin sözleşme tarihi Temmuz 2016 ve maksimum 3 yıl inşaat süresi bulunuyor. Yani bu sürenin bitmesine sadece 8 ay kaldı. Toplam yatırım bedelinin 4,5 milyar olan ve sadece 8 ayı kalan projeyi hızlandırmak bize göre insan hayatını hiçe saymaktır. Bu hızlı bitirme olayında sadece biz demiyoruz. İktidarın sahibi olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da olaydan hemen sonra yaptığımız açıklamasında çok hızlı giden bir inşaat diyerek aslında bizim sözlerimizi de bir anlamda onaylamış oluyor değerli arkadaşlar. Gelişmiş ülkeler mega projelerinde hiç insan ölmemesiyle avunuyorlar, övünüyorlar. Ama biz her bir projede daha çok insan ölümüne seyirci kalarak o projelerin bitmesini izliyoruz ne yazık ki. Biliyorsunuz ki aynı durum Yeni İstanbul Havaalanı'nda da karşımıza çıktı. Orada da bakanlığa göre 27 işçinin hayatını kaybettiği söylense de bizler daha çok işçinin yaşamını yitirdiğini biliyoruz. Projelere verilen mega önem maalesef o projelerde çalışan işçilerin hayatı için verilmiyor. Ya o yollarda ölüyoruz ya da yol yaparken ölüyoruz.
Yaşamı kutsayan yok, taziye yayınlayan çok ama baktığınız zaman sorumluluk alıp istifa eden de yok. Albert Camus'un dediği gibi, bir ülkeyi tanımak istiyorsanız o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakacaksınız. Bu ülkenin kaymağını hazine garantili devlet ihalelerine alıp taşeron işçi çalıştıran, iş güvenliği umrunda olmayan, zenginliklerini ölü işçi bedenlerinin üzerine kuran müteahhitler yiyor. Öyle Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi Çankaya'da, Beşiktaş'ta, Şişli'de ya da İzmir'de oturanlar değil. Yandaşlar zenginleşirken yoksula ne yazık ki yine ölmek düşüyor. Asıl önemli eleştirimiz hemen olayın akabinde getirilen yayın yasağına olacak. Ne yazık ki artık ülkemizde ambulanstan daha önce gelen yayın yasağımız oldu. Bakınız, dün Viyadük'te çökme yaşandı. Ama ne cenazeler çıkarılmış ne de yaralı hastaneye kaldırılmamışken, olayın tam olarak ne olduğu bile belli değilken jet hızıyla bir yayın yasağı geldi. Tabii ülkemizde yayın yasağının bir kriteri kalmadı artık. Birilerinin çıkarına uymayan her olaydan sonra keyfi olarak bir yayın yasağı çıkartılıyor. Peki yayın yasağının gerekçesine bakalım. Yayın yasağının gerekçesine baktığımızda şöyle bir ifade görüyoruz. Toplum sağlığının ve ahlakının zedelenmemesi. Çok ilginç bir ifadedir. Böyle bir gerekçeyle yayın yasağı veriyor. Gerekçelerine baktığımızda aslında tamamen kılıf uydurma çabaları olduğunu da görüyoruz değerli arkadaşlar. Peki buradan sormak gerekiyor. Yayın yasağının hiç mi bir kriteri yoktur? Bu kazada nasıl bir devlet sırrı vardır ki böyle bir yayın yasağı getiriliyor? Soruşturmayı etkileyecek, delilleri karartacak, suçluların kaçmasına neden olacak ne vardır ki acaba böyle bir yayın yasağı getiriliyor? Nedir bu her şeye yayın yasağı? Gerçekten artık bu işin cılkını da çıkarmış durumdalar. Yayın yasaklanınca ayıp kapanıyor mu diye de buradan sormak istiyoruz değerli arkadaşlar. Viyadük çöktü ama ne yazık ki ülkede çökmeyen hiçbir şey kalmadı. Aslında Gebze'de dün çöken AKP'nin rantiyeci politikalarıdır bize göre. Bu işçi cinayeti yaşanınca toplum sağlığı zedelenmiyor ama kazayla ilgili yayın yapınca toplum sağlığı zedeleniyor. Bu yayın yasağı kararını verenlere göre. Bunu da ne yazık ki buradan acı bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Kamunun menfaati için denilmiş yine aynı yasakta. Ama burada hepimiz kamunun değil, yağlı ballı ihaleleri alanların menfaatini korumak için bu yayın yasağının alındığını da biliyoruz. Evet, burada kimler müteahhitlik yapıyor? Kuzey Marmara Otoyolu'nu projelendirme ve anahtar teslimi yapım işlerini Marmara Otoyolu İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi ile Kalyon, Cengiz, Limak, Kolin, RSE, PAK firmaları yapıyor. Bu firmalardan Cengiz İnşaat, hepimizce malum, tüm Türkiye biliyor artık, millete küfürleriyle ünlü Cengiz İnşaat'ın sahibi Mehmet Cengiz. Herhalde daha fazla söze de gerek yok diye düşünüyoruz çünkü herkesin malumu bu iş. Buradan anlaşılacağı üzere pastanın kaymağını yiyenlerin kim olduğu, kaymağı nasıl yediği belli olmasın diye bu yaşanan olaylardan sonra yayın yasağı artık birileri için elzem oluyor. Yaşanan ciddi ihmaller, insan hayatına mal olacak hatalar ne yazık ki önlenemiyor. Halbuki önlemek ödemekten daha ucuz ama birileri bunu görmüyor. Çünkü yağlı ballı kaymağı olan ihaleler bir şekilde korunuyor değerli arkadaşlar. İş kazalarının pek çoğu ihmalden kaynaklanıyor. Özellikle burada olduğu gibi bir işi acele yapmaya çalışırsanız tabii ki hatalar peşi sıra geliyor. Gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını, işin kalitesinin test edilmediği konularda hatalar oluşuyor. Eğer her şey bilime, akla ve bütün tekniğe uygun yapılmış olsaydı bu cinayetler asla ama asla yaşanmazdı. Eğer 3 işçi bu betonun çökmesinden dolayı hayatını kaybediyor, bir işçimiz yaralanıyorsa bu konudan sorumlu olanların ayrımsız olarak hesap vermesi de kesinlikle gerekmektedir. Gebze'de bize göre bir cinayet işlendi ve bu cinayet yayın yasakları ile gizlenmek isteniyor
ve bu cinayetin delilleri yine aynı yasaklarla, aynı zihniyetle delilleri karartılmak isteniyor değerli arkadaşlar. Bir daha tekrar ediyorum, bizim için çok önemli bu. Bu yayın yasağı gerçekten bu ülkenin ayıbıdır artık bu yaşanan olaylardan sonra. Gebze'de bize göre bir cinayet işlendi dün. Ve bu cinayet yayın yasaklarıyla gizlenmek isteniyor. Ve bu cinayetin delilleri yine aynı yasaklarla karartılmak isteniyor. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu hayati sorumsuzluğun peşinde olacağız. Bakın bu işçi kardeşlerimiz dün yaşanan olayın ardından kurtarma çalışmaları, işçilerimizin cansız bedenlerine ulaşma çabaları, gece geç saatlere kadar süren çalışmalar, işte bunlar aslında Türkiye'nin acı fotoğrafları. Alınmayan önlemlerden sonra işte kazanın yaşandığı alan ve o beton bloğun çökmesinden sonra meydana gelen görüntüler, işte ihmallerin, aslında kasti cinayetlerin de bir fotoğrafı bu değerli arkadaşlar. Kasti cinayetlerin fotoğrafıdır bu. Ve o fotoğraf sonrası oluşan insanların yaşam mücadelesinin fotoğrafıdır bu. Bu insanların canıyla ödediği, birilerinin ölçütü para olduğu bir ortamda ne yazık ki o ölçütlerin insanların canıyla ödediği bir Türkiye fotoğrafıdır bu aslında. Türkiye'nin şartlarının fotoğrafıdır. Ve o projenin hızlıca bitirilmek istenen ve övüne övüne bahsedilen mega projenin ilerleyen dönemlerindeki çekilmiş kendi sitelerinden yayınlanmış fotoğrafları. İşte o kadar işçimizin hayatına mal olan, birilerinin para kazanmak uğruna hızlıca yapmak istediği projeler. Mega projeler. İnsan hayatına mal olan, insan hayatının önemsenmediği projeler. Biz bu sorumsuzluğun peşinde olacağız. Evlatlarının rızkı için, evine bakabilmek, bir parça ekmek götürebilmek için mücadele eden işçi kardeşlerimizin ahı kimsenin yanına kar kalmayacaktır. İşçinin emeği ve hayatı üzerinde süren bu saltanat da biz inanıyoruz ki gün gelecek, bir gün mutlaka bu saltanat da çökecektir diyorum. Teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili benim açıklamam bu şekildedir. Sorunuz olursa da cevaplarız. Biz tabii teknik heyetin de incelemelerini takip edeceğiz bu konuyla ilgili değerli arkadaşlar. Verilecek raporları, oraya giden heyetlerin yapacağı incelemeleri. Bu bizim iddiamız ciddi anlamda. Bir şeyler örtülmek, örtbas edilmek isteniyor. Birileri korunmak isteniyor. Şimdi bunu raporlara yansıyan şekliyle göreceğiz. Ve yine haklı çıkacağımızı da düşünüyoruz. Çünkü yayın yasakları zaten bize onu gösterdi. Ama biz bunun da takipçisi olacağız. Bunun peşini bırakmayacağız. Önümüzdeki süreçte daha teknik bilgi aldığımızda bizim de yine bu konuda uzman arkadaşlarımızın yapacağı incelemelerden sonra verecekleri raporlar doğrultusunda mutlaka bu olaya ilişkin daha detaylı, daha teknik bilgiler de paylaşacağız. Şimdilik dün milletvekili arkadaşlarımızla bölgede yaptığımız incelemeleri ve bu konudaki fikirlerimizi, bu konudaki öngörülerimizi sizler aracılığıyla tüm kamuoyuyla paylaşmak adına bugün bu toplantıyı organize ettik. Önümüzdeki süreçlerde yine konuya ilişkin bilgilendirmemiz devam edecektir. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar.